Bu dokuzuncu mukaddimede de ana mesaj olarak biz nereye doğru gidiyoruz? Ahir zamandayız, evet. İnsanlık daha mı bozulacak, daha mı kötü olacak, yoksa bir düzene mi girecek, bir ahlaka mı ulaşacak? İslam'ın nuru mu her tarafı kuşatacak, yoksa tam tersi mi olacak? İnsan merak ediyor. Merak etmekten öte bu bilgi bizim için önemli ve artık maneviyat payidar olmayacaksa biz kendi çapımızda, kendi bireysel çalışmalarımızla yetiniriz. Ama bütün dünyayı kaplayacak bir nur haline gelecekse o motivasyonla daha çok çalışabiliriz. Etrafımıza bu nuru yaymak isteyebiliriz. Yaklaşan o güzel dönemler, o dünya çapında bir cennet bahar günler eğer varsa bizi de, bizim azmimize de fer veren, bizi ruhen kuvvetlendiren bir bilgi olur. Üstad Hazretleri ahir zamanda yaklaştığımız bir dönemde büyük bir iyilik asrı, bir merhamet asrı yaşanacağını ifade ediyor yer yer. Yeryüzünün iyilik ve adaletle doldurulacağı dönemler geleceğini ifade ediyor ve bu dönemlerde öyle güzel şeyler olacak ki insanlığın bugüne kadarki bütün günahlarına kefaret olabilecek derecede muhteşem bir dönem yaşanacak. İnsanlığın neden yaratıldığını, insanın aslında ne olduğunu ilk defa göreceğiz o dönemde. Hakikati insanı göreceğiz. İnsanın kemalatını göreceğiz. En kamil insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiğine göre o artık birle, yüzle, bir milyonla kalmaz. Pek çok kamil insana vesile olur. Böyle bir dönemin var olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Bizim de onun arefesinde olduğumuzu hissettiren bir metin. Hadis rivayetleri de, ahir zaman hadisleri de bunu bu çerçeveyi çiziyor. Dokuzuncu mukaddimede böyle bir dönemin yaklaşması ile alakalı bir tahlil yapacak. Dokuzuncu mukaddime. Ukulu selime yanında muhakkaktır ki, yani selim akıllar, sağlıklı akıllar, yaralanmamış, bozulmamış, arızalanmamış, yıpranmamış, saf kalmış, temiz kalmış, berrak kalmış akıllar nazarında muhakkaktır ki, hilkatte hayır asıl, şer ise tebeidir. Yani yaratılışta asıl olan hayırdır, iyiliktir. Hayır ve iyilik hedefli yaratılır, her ne yaratılırsa. Şer ise, şerler de vardır, tebeidir, tabidir, ikinci plandadır. Başka bir fonksiyon içindir, hayırların netleşmesi içindir, hayırların derecelerinin tahakkuk etmesi içindir. Sıcağın varlığı ne kadar soğuğa borçluysak, ışığın algılanmasını ne kadar karanlığa borçluysak, hayırların algılanması da şerlere borçlu olduğumuz bir konu. O yüzden şerler de olacaktır, tebeidir. Hayır külli, şer cüz'idir. Hayır küllidir, yani bütüne yayılmıştır aslında. Şer cüz'idir, küçücüktür, parçasaldır. Mesela bütün kainatın tamamını düşünürsek, adalet vardır her yerde, ölçü vardır, denge vardır. Ama sadece insan istisnası üzerinden bir kötülükler, şerler görüyorsak da, bazı zulümler görüyorsak da, o toplam miktara bakıldığı zaman o sonsuzun yanında, sonsuz büyük bir hayrın yanında bu sembolik kalır. Hatta bir nispet yapılsa sıfır hükmünde olur. Şöyle görünüyor ki, alemin her bir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Külliyeti kaide ise o nevide olan hüsnü intizamına keşşaftır. Demek cem-i fünun hüsnü intizama birer şahidi sadıktır. Her türlü fenler duyuyoruz. Tabiatın her cinsine, her türüne dair bir fen, bir bilim dalı teşekkül etmiş. Yeni bilim dalları da teşekkül etmeye devam ediyor. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Külli kanunlar. Kanun olacak ki üzerine bilim yapabilelim. Bir sabite, bir denge, bir düzen olacak ki onun üzerine bir bilim bina edilebilsin. Mesela suyun kaynama sıcaklığı 100 derece bir sabitedir, bir düzendir, bir dengedir, bir kanundur ki üzerine külli bir şeyler bina ediliyor. Eğer duruma göre suyun kaynama derecesi değişseydi, bazen 200, bazen 500, bazen 50 olsaydı, bunun üzerine bir bilim bina edilemezdi. Yer çekimi bir düzendir, bir dengedir ve şayet değişiyor olsaydı, miktarı değişiyor olsaydı, üzerine bir bilim, bir fizik bina edilemezdi. Bugün bindiğimiz uçaklara binemezdik. Yapılan binalar yapılamazdı çünkü sabitler üzerine bir şey bina edilebilir. Bu sürekli değişen şeyler üzerine kanunlar bina edilemez. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Külliyeti kaide ise
o nevide olan hüsnü intizamına keşyaftır. Bir şeye külli kaide bina ediliyorsa orada düzen var demektir. Düzen de o sahada hüsnü intizama keşyaftır. İntizamın güzelliğinin bir ispatıdır, bir kanıtıdır. Demek ki kainatın her tarafında bir güzel bir denge, güzel bir ahenk, güzel bir uyum söz konusu ki fenler teşekkül edebiliyor. Demek Cem-i Fünun hüsnü intizamı birer şahidi sadık. Bütün fenleri topladı burada. Kainattaki intizamın güzelliğine bir yalan söylemeyen, doğru sözlü bir şahittir. Bütün fenler şahit oldu. Kainatta bir düzen var, denge var, ahenk var. Bunlara da güzellik diyoruz. Nerede muvazene, ölçü, denge varsa buna güzellik denir zaten. Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istisnaatıyla perişan oluyor. Bu şahitleri tezkiye eden nazar-ı hikmetle istikrayı tamdır. Nazar-ı hikmetle bakılırsa bu şahitleri görüyoruz. Bu denge ve düzen şahidini görüyoruz. İstikrayı tam, tüme varım. Tüme varım nasıl yapılabilir? Parçalarda birer bütünlük, bir sabite olacak ki üzerine bir tüme varım bina edilebilsin. Bunlar da anlaşılıyor ki kanunların varlığını ispat ediyor bu kanunlar. Fakat bazen intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş, tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasviri bir misali kendini gösteremiyor. Yani her yerde intizam var, her yerde düzen var, her yerde ahenk ve denge var. Bunlar fenlerin söylediği şey. Daha dini bir şey söylemedi henüz. Ama bazen oluyor ki intizamın görülmediği oluyor. Çünkü insanın ufuk nazarı ona yetmiyor. Çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş. Yani o düzenin, o dengenin dairesi insanın bakış açısından daha geniş. Daha üst bir denge. Yani mazlumlar zalimlerin elinde inim inim inliyor. Nerede güzellik, nerede ahenk, nerede denge diyeceğiz. Senin nazar ufkun dar, dar bakıyorsun. Daha geniş çerçeveyi göremiyorsun. Daha üst bir çerçeveyi görebilsen onun da bir denge içerisinde olduğunu göreceksin. Tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için. Yani biz kısmını görüyoruz, tamamını tasavvur ve ihata edemiyoruz. Zihnimiz o yüksek kanunu keşfedemiyor. Evet, yer çekimini anlıyoruz. Suyun kaynama sıcaklığını anlıyoruz. Suyun kaldırma kuvvetini anlıyoruz. Ama bir yerde bir düzensizlik, bir intizamsızlık, bir ahenksizlikle karşılaştığımızda onun daha üst bir kanunda bir düzen olduğunu, bir ahenk olduğunu, onun öyle güzel olduğunu, o çirkinlik gibi görünen şeyin aslında büyük resimde çok güzel bir yer tuttuğunu insanın dar bakış açısı göremiyor. Binaenaleyh umum fünunun şehadetleriyle ve nazar-ı hikmetten neşet eden istikra-ı tamın tasdikiyle sabittir ki hilkat-ı alemde maksudu bizzat ve galib-i mutlak yalnız hüsün ve hayır ve hak ve kemaldir. Amma şer ve kubuh ve batıl ise tebeiye, mağlube ve mağmuredirler. Eğer çendan savlet etseler de muvakkattır. Yaratılış aleminde asıl hedef, asıl galibiyet, asıl maksat güzelliktir, hayırdır, haktır, mükemmelliktir. Her şeyde hedef budur, her şeyde maksat budur. Amma şer ve kubuh ve batıl, bazen kötülükler, bazen çirkinlikler, bazen batıl konulara rastlıyoruz. Bunları üç kelimeyle ifade etti. Bunlar tebeiye, tabi yani ikinci plandır, birinci plan değildir. Ve mağlube, mağlupturlar. Yani ne zamana kadar mağlupturlar? Ebediyete kadar mağlupturlar. Diyelim ki bir mazlum ömrü boyunca zulüm çekti. Ve vefat etti. Zalim de ömrü boyunca zulmetti ve vefat etti. Zalim sonsuza dek bir cezaya çarptırılıyor ve mazlum sonsuza dek bir mükafatla karşılaşıyor. Bu kısıtlı dünya hayatından sonra sonsuza doğru giden bir mükafat ve cezaya baktığımızda mağlup olanın şerler, mağlup olanın kötülükler olduğunu görüyoruz. Ve mağmuredirler, önemsizdirler. Bazı şer ve kubuh ve batıl üzerinde fazla durulduğu için önemli gibi görünür ama esas da daha dikkatli bakılsa önemsiz ayrıntılardır pek çok kez. Eğer çendan savlet etseler de muvakkattır. Geçici olarak saldırsalar da bu geçicidir sonuç itibariyle. Kalıcı olan gene hayır olacaktır, güzellik olacaktır. Kainat ahiretle birlikte bir tamamlamaya gittikten sonra
dünyada geri kalmış o kötü kötülükler, şerler eğer kantara, teraziye vurulursa ebedi hüsün ve güzelliklerinin yanında artık lafı edilmeyecektir. Çünkü herhangi bir miktarın sonsuza nispeti sıfırdır. Tabii dünyada da bir galibiyet olsaydı hayırlar namına diye düşünüyor insan. Bu dünyada da o problemler çıkmasaydı diye düşünüyor. Ama öyle olsaydı insan melek gibi olurdu. Ayrı bir konu. İnsanın imtihanı söz konusu. Fakat galibiyet önemlidir. Vel akibetul lil muttakin. Galibiyet sonuçta muttakilerindir. Başarı muttakilerindir. Takvalıysanız, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemediğiniz halde dünyada mağlup da olsanız galip olmuş oluyorsunuz. Yani o yasakları çiğnememek için hassasiyetinizden dolayı mağlupsanız o zaman galip olmuş oluyorsunuz. Dünyevi bir şeyi kaybedip uhrevi bir şeyi kazanmış oluyorsunuz. Bir cam parçasını kaybedip elması kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yine galibiyet dünyada da sizde. Yani eğer inanıyorsanız üstünsünüzdür buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Dünyadaki hakperest, müttaki mağluplar da galiptir. Ama birilerine göre mağluptur. Nefse göre mağluptur. Dar bir çerçeveden bakılınca mağluptur. Yoksa dünyada da galiptir. İnanan zindanda dahi olsa saraydadır. İnanmayan sarayda dahi olsa zindandadır, bedbahtır diyor. Yani hani gel sorunu seyreyle diyorlar ya, ama sorunu seyretmeden bile yine de müminin o musibetli, sıkıntılı, problemli hayatı bile pek çok güzellikler içerisindedir. Dışarıdan belki kötü görünür, o ayrı bir mesele. Hem de sabittir ki ekremi halk beni Adem'dir. Yani yaratılmışların en özeli, en seçkini Adem oğullarıdır, insanlardır. İstidadı ve sanatı buna şahittir. Yani insanın en üstün varlık olduğunun şahidi nedir? Delili nedir? Belki de ağaçlar üstündür, belki de hayvan türleri daha üstündür. Şahidi nedir? İstidadı ve sanatı buna şahittir. Yani sanatı derken üretimleri, insanın üretimleri bütün tabiatı baskısı altına almıştır, yönetir hale gelmiştir. Yeryüzü hakimiyetini elindeki cihazlarıyla ilan etmiştir. Bütün diğer türleri kendi menfaati doğrultusunda kullandığını ilan etmiştir. Dolayısıyla ürün ve üretimleriyle yine en seçkin varlık olduğunu da ispatlamıştır. Hem de Beni Adem'in en eşrefi ehli hak ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. Kainattaki en üstün varlık insandır, evet. Ama insanların en şereflisi Müslümanlardır. Burada bir eşit mesafede olunamıyor yani. Müslüman Allah'ın hakkını iade eden, Allah hakkını, Allah hakkı olan ibadeti Allah'a sunan, öncelikle Allah hakkını ödeyen insandır. Evet, mahlukatın hakkı da çok değerlidir ama Allah hakkından sonra gelir. Müslüman Allah'ın hakkını ödeyen, ödemeye çalışan, ona olan teşekkür borcu için uğraşan kişidir. Dolayısıyla en seçkin varlık Müslümandır ama ne diyor? Doğru Müslümanlardır. Yani yanlış Müslümanlar da var. Gene onlar kategori dışı. Doğru yani Müslümanlığı hakkıyla yaşayan Müslümanlar insanlığın değil kainatın en seçkin varlıklardır. Hakaik-i İslamiyet buna şehadet ettiği gibi istikbalin vukuatı da tasdik edecektir. Yani doğru Müslümanların en seçkin varlıklar olduğunu Allah nazarında değil yani yaratılış nazarında en seçkin varlıkları olduğunun şahidi İslamiyet hakikatleridir. Yani hakikatleri bir incelediğimizde bu hakikatler yaşansa acaba nasıl bir insan tipi ortaya çıkar? Hayal edelim yani. Belki olamıyoruz, hakkını veremiyoruz ama İslamiyet'in gerektirdiği her şeyi yerine getiren bir insan tipi veya bir toplum tipi hayal ettiğimizde elbette dünya halkları üzerinde en değerli, en seçkin, en hakperest, en vicdanlı, en merhametli topluluğu da tanımlamış oluyoruz. Demek ki bu doğru Müslümanların en seçkin varlıklar olduğunun bir şahidi. İstikbalin vukuatı da tasdik edecektir. Bu kadar olmayacaktır diyor. Sadece hayal kurmayalım. Gelecekte doğru Müslümanların kuracağı yaşantı, meydana getireceği toplum işleyişi bunu tasdik edecektir. İnsan buymuş, insan ne yüce bir varlıkmış dedirtecektir. Gelecek dediği artık önümüzdeki yüzyıllardan, kendi önündeki yüzyıllardan bahsediyor. Böyle bir dönemin başlangıcında olduğunu ifade ediyor kendisini. Hem de sabittir ki ekmeli kül Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Yani onlar arasında da en özel insan, en seçkin insan odur. Mucizatı ve ahlakı kamilesi şehadet ettiği gibi muhakkikini nev-i beşer de tasdik ederler. Hatta adası da teslim ediyorlar ve etmeye mecburdurlar. En seçkin, en mükemmel, en değerli, en hakiki insan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. 4 tane delil saydı. Bunlardan birisi mucizeleri. Çünkü mucize peygamberliğin delilidir.
bütün peygamberler arasında da en çok mucizeyi, her cinsten, her türden mucizeyi göstermiş olan insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberliğin bir ispatı budur. Diğer bir ispatı ahlakı kamile. Yani peygamberlerin faziletleri, diğer insanlara nispetle çok büyük faziletleri, yine onların çok özel, seçilmiş, müstesna varlıklar olduğunu gösteren delillerden birisidir ahlakı, mucizeleri ve ahlakı. Üçüncüsü muhakkikinin nev-i beşerin tasdiki. Yani insanlar arasında gerçeği araştıran, hakiki bir araştırmacı, belki ehli kalp, belki ehli keşf, belki aklı veya nur, ruhu, kalbi nurlanmış aydın insanlar, yine onlar da parmakla yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işaret ediyorlar. En yüce insan budur, en kamil insan budur. Hatta adası diyor, dördüncüsü düşmanları. Düşmanları da onun üstünlüğünü, onun özelliğini, seçkinliğini onlar da kabul ediyorlar. Sadece peygamberliğini hazmedemiyorlar. Yoksa onun faziletleriyle, yaşantısıyla, insanlığıyla, merhametiyle alakalı onlar da çoğu kez onun hakkını teslim etmek zorunda kalıyorlar. Niye bu konulara girdi? Bilimden, fenden bahsederken, yeryüzündeki dengelerden, kanunların sabitliğinden, kainattaki ahenkten bahsederken Müslümanları niye anlatıyor? Şimdi iki tane konu var. Çünkü bir gün gelecek, kainattaki kanunlarla Müslümanların yaşam kanunları at başı gidecek. Yani nasıl kainatta her varlık kendi vazifesini yapıyorsa Müslümanlar da kendi vazifesini yapmaya başlayacaklar. Nasıl kainatta büyük bir saatin kurulmuş düzenli bir saat gibi her şey takır takır işliyorsa Müslüman toplumunun yaşantısı da böyle ilerleyecek. Adeta melekleşecekler. Hani melekler sonuçta kendilerine emredilen şeyin dışına hiçbir zaman çıkmazlar. O Müslümanlar, o ahir zaman Müslümanları da melekleri imrendirecek bir pozisyona gelecekler. Adeta Cenab-ı Hakk'ın kainatı yerleştirdiği ve bilimin keşfettiği o müthiş kanunlar, o sapmaz kanunlar, o yanıltmaz kanunlar, Müslümanların yaşantıları da onlar gibi olacak şeklinde bir analiz yapıyor. Oraya gidecek konu diyor gelecekte. Yakın bir gelecekte diyor, uzak bir gelecekte değil tabii. Vakta ki bu böyle, şu şöyle ve o öyledir. Yani fenler madem böyle, insanlar madem böyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam madem böyledir, acaba nev-i beşer şekavetiyle o fünunların şehadetini cer ve istikrarı tamı naks ve iptal ve meşiyeti ilahiyesinin karşısında temerrüt ve taannüde muktedir olacak mıdır? Tersini hayal edelim. İnsan daha kötüye gidebilecek midir? Şimdi insan şekavetiyle o fünunların şehadetini cer, yani o fenler bir şahitlik yapıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın azametine bir şahitlik yapıyorlar. O öyle bir ilah ki onun emrinden santim dışarıya çıkılamaz. Kanunlar böyle bir şahitlik yapıyorlar. Ama kim çıkıyor o kanunların haricine? İnsan çıkıyor. O kanunlar diyor ki dengeler bir gram olsun bozulamaz. Çünkü Rabbimiz bizden bunu istiyor. Ama kim bozuyor onu? İnsan. Kırmızı çizgiler geçilemez diyor. Kanunlar böyle diyor. Kendi kanunları kendileri için böyle diyor. Ama bu kırmızı çizgileri geçen varlık kimdir? İnsandır. Bir defa değil, defalarca geçer, sürekli ihlal eder. Acaba bu sistem bunu kaldıracak mı? Yani bütün kainat takır takır işlerken kainatın azgın çocuğu, uslanmaz çocuğu bütün dengeleri sürekli alt üst etmeye devam edebilecek mi? Sistem buna müsait mi? Üstad Hazretleri müsait değil diyor yani. İstikrar-ı tamın naks ve iptal ve meşiyet-i ilahiyesinin karşısında temerrüt. Meşiyet-i ilahiyesinin karşısında temerrüt etmeye devam edebilecek mi? Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti nedir? Dünyaya döner. Güneşe aydınlat der, aydınlatır. Suya ak der, akar. Buhara yukarı çık der, yukarı çıkar. Şimdi herkes dinliyor Cenab-ı Hakk'ın sözünü. Her varlık dinliyor. Meşiyet öyle çünkü. Cenab-ı Hak öyle dilemiş. Ne dilemişse oluyor. İnsandan da bir şey diliyor Cenab-ı Allah. Namaz kılmasını, oruç tutmasını, zekat vermesini, insanlara el uzatmasını, fedakarlık yapmasını, iman etmesini istiyor. O da bir meşiyet. Dünyaya nasıl dön demişse insana da bana inan diyor. Bir emir veriyor ona. Ama insan bu emri yerine getirmiyor. Ama getirmemeye devam edebilecek mi? Bu temerrüdünü sürdürebilecek mi insan toplumları? Cenab-ı Hakk'ın emirleri karşısındaki bu direnç konusuyla yaşamaya devam edebilecek mi? İnsanlık fıtratı bunu kaldırabilir mi? Taannüde muktedir olacak mı? İnada, bu konularda inada muktedir olacak mıdır? Kella, olamayacaktır. Muktedir olmaz ve olamaz. Yani bunu başaramayacaktır.
Adil ve Hakimi Mutlak'ın Rahman ve Rahim ismine kasem ederim. Üstad Hazretleri burada bir yemin ediyor. Yemin ettiği esmalar da önemli. Adil, Hakim, Rahman ve Rahim. Yani madem adaletle yoğrulmuş bir kainat, Adil ismi, Hakim, madem hikmetle yaratılmış her şey, Rahman ve Rahim, madem şefkat ve merhamet üzere her şey yaratılmış, bu isimlere yemin ederim ki nev-i beşer, şer ve kubuh ve batılı zahmetsiz, yani bir selametil emrile hazmedemeyecektir. Hem de hikmet-i ilahiye müsaade etmeyecektir. Şimdi iki tane mesele var. Birisi, insan bunu hazmedemeyecek. İnsan neyi hazmedemeyecek? İnsan günahkar bir varlık olmayı hazmedemeyecek. Menfaat perest bir varlık olmayı hazmedemeyecek insanoğlu. Dünya perest bir varlık olmayı hazmedemeyecek ki hazmedemiyor şu anda. Yani bu ona iyi gelmiyor. Bu bakış insanı daraltan, ruhunu sıkan bir bakış. Sadece dünya için yaratılmış bir varlık olduğu zannını hazmedemeyecek. Sürekli ben kazanayım başkaları fakir olsun duygusunu hazmedemeyecek. Ben mutluysam başkalarının başına ne geliyorsa gelsin fikrini hazmedemeyecek. Çünkü insan ruhu buna müsait değil. Günümüzün bozulmuş insan ruhu bir şekilde bunu midesine dolduruyor ama bir hazımsızlıkla sonuçlanacak. Günahları hazmedemeyecek. Yani uyuşturucudan, kumardan, içkiden, insan öldürmekten tutalım. Bütün o günahları, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı her şeyi insanoğlu bir şekilde şu anda hazmetmeye çalışıyor, yutmaya çalışıyor, bununla beraber yaşamaya çalışıyor. Hem o olsun hem de biz olalım demeye çalışıyor ama bir gün bir hazımsızlık olacak. O hazımsızlığı 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı aslında kaderin bir ihtarıydı. Bu yönde gitmeyin. Ama insanın ruhunda da zaten böyle bir problem var. Böyle bir yaşam niye yaşıyoruz? Ya bu anlamsız, sadece bedenimizi doyurmak için bir yaşamı biz niye yaşarız? Ulvi bir gaye taşımayan insan, gaye-i hayali olmayan insan tipi bu durumu kaldıramayacak. İnsanlık kendisinden bıkacak yani. Bu ne biçim hayat diyecek yani. Yüksek bir gaye arayışına girecek. Teslis gibi, yani inanç dünyasında da teslis gibi, putperestlik gibi, suretperestlik gibi, nucumperestlik gibi mevzuları da hazmedemeyecek. Bunlar da insan ruhuna uygun değil. Şer, kubuh ve batılı zahmetsiz hazmedemeyecektir. Bu insana bakan, insan bunlarla yaşayamayacak yani. İnsanlık bunalımı yaşanıyor şu anda. Aynı zamanda bu bunalımın sonucunda bir çıkış başlayacak. İkincisi, hem de hikmet-i ilahiye müsaade etmeyecektir. İnsan bu kirli, bu dengesiz, bu adaletsiz, bu zulümlü hayatı insan toplumları sürdürmek bile isteseler, sürdüremeyecekler ama sürdürmek bile isteseler bu sefer de hikmet-i ilahiye müsaade etmeyecek. Bir dakika, ben insanı böyle olsun diye yaratmadım. Ben insanı şeytanlaşsın diye yaratmadım. Ben o insanı melekleşsin diye yarattım. Dolayısıyla insanoğlu şeytanlığa doğru giderken, şeytanlaşmaya doğru giderken kader ona dur diyecek. Bu kadar şeytanlaşamazsın. Artık senin haddin ve hududun bitti. Artık melekleşmek zorundasın. İnsanları o yoldan döndürecek. Peygamberlerle döndürdüğü gibi velilerle döndürecek. Bazı ilahi ilhamlarla, bazı büyük zatlarla onları destekleyerek döndürecek ama o yoldan döndürecek. Çünkü insan projesi başarısız olamaz. Ya bir fabrika kurup başarısız olunabilir. Bir eğitime girip başarısız olunabilir. Bir sınavda başarısız olunabilir. Bir kursta başarısız olunabilir. Ama Cenab-ı Allah'ın insan projesi başarısız olamaz. İnsan projesi şu andaki gibi bitse, genel atmosfere baktığımızda insan projesi günahlar, şerler, çirkinlikler ve zulümlerle noktayı koymuş olur. Bu proje böyle bitmeyecektir. Bunun bir sebebi insanlar bundan bunalacak zaten. İkinci sebebi de hikmet-i ilahiye bu projenin bu haline, bu yarım kalmış haline müsaade etmeyecek. Evet, hukuku umumiyeyi kainatta, kainata cinayet eden affolunmaz. Bütün kainatın umumi haklarını çiğnemek affedilebilecek bir şey değildir. Bütün kainat takır takır çalışıyor, vazifesini yapıyor. İnsan vazifesini yapmıyor. Bütün kainatın hukukuna tecavüz etmiş oluyor. Bu affolmaz diyor. Büyük bir suç çünkü. Rahı Adem verilmez. İnsana yokluğa bir yol da bırakılmaz. Yani hem yaratılacak hem bütün kainatın efendisi gibi bir pozisyona gelecek. Bütün kainat ona musahhar edilecek. O da bu musahhariyetin gereğini yerine getirmeyecek, şükrünü eda etmeyecek, bir de isyan edecek. Sonra da Rahı Adem isteyecek. Yani yokluğa gitmek isteyecek. Ona bu lüksü vermezler. Bunca nankörlük, bunca kötülük, bunca günahtan sonra ona yokluk gibi bir ödül vermezler. Rahı Adem verilmez. Evet, binler sene şerrin galebesi yalnız dünyada en ekal bin sene
mağlubiyeti mutlaka ile netice verecektir. Şerler ne kadar dünyada hüküm sürdüyse bir o kadar da hayırlar hüküm sürecek. Alemi uhrada hayır şerri idamı ebedi ile mahkum edecektir. Ahiret alemi de açılınca hani hayırlar ve şerler beraber karışık yaşanmıştı dünya hayatında. Şerler ve şerliler cehennemde bir telafi sistemi içerisine girince, hayırlar da hayırlılar da cennette ikramlarla karşılaşınca hayır şerri idamı ebedi ile idam etmiş oluyor artık. İdamı yapan hayırlar, idam edilenler şerler. Ne zamana kadar? İdamı ebedi, sonsuza dek. Yoksa alemin muntazama ve mükemmele ve evamiri ilahiyeye mutia olan sair enva ve ecnas, bu perişan ve şekavetçi olan nev-i beşeri kendileri içinde kabul etmeyerek hukuku vücuttan ıskat ve zulmethane-i ademe nefi ve vazife-i hilkatten tard etmek, iktiza ve arz-ı hal edeceklerdir. Eğer hayırlar şerleri ileride bir gün ebedi sonsuza kadar idam etmeyecek olsaydı, bu hesaplaşma olmayacak olsaydı, günümüzün kainatı, şu anda içinde bulunduğumuz kainat, bu insan adı verilen kirli varlığı, varlığın varlık aleminden çıkmasını, yok edilmesini, haritadan silinmesini, iptal edilmesini arz-ı hal edeceklerdi. Melekler de bunu isteyecekti. Kainatın şahsı manevisi de bunu isteyecekti. Ya Rabbi, bu dengesiz, ölçüsüz, adaletsiz, çirkin varlığı, şerli varlığı, günahkar varlığı aramızdan kaldır. Bunu defterden sil. Çünkü biz gerekeni yapıyoruz, o yapmıyor diyeceklerdi. Bu ise bütün istidadat-ı beşeriyeyi ve alemde saltanat sürmek ve ahirette saadet-i ebediyeye mazhar olmak için mücehhez edilen kabiliyatı ve muyulatı abes ve beyhude olmaklığı istilzam eder. Cenab-ı Allah da bu talebi kabul etseydi, yani insanlığın yok edilmesi, bu kirliliğin kainattan kaldırılması talebini kabul edip insanı yok etseydi, bu sefer insana verilmiş meyiller, insana verilmiş potansiyeller, saadet-i ebediyeye olan mazhariyetleri, insanın donanımı, istidatları, fani hayata değil de baki hayata ayarlı olarak verilmiş hissiyatları boşa gitmiş olurdu, beyhude gitmiş olurdu. Baştan da boşa yaratılmış olurdu. Yani insan bunca geniş potansiyellerle yaratılması da manasızdı. Madem yeryüzünden silinip gidecekti, ona daha dar potansiyeller, hayvana benzer dar düşünceler, dar hissiyatlar verilmeliydi. Bari dünya hayatını rahat yaşasın manasında. Abes ise istikrayı tamme münakız olduğu gibi sani hakimin hikmetine dahi muarız ve nebi-i sadıkın hükmüne de muhaliftir. Böyle bir abes, insan gibi özel bir varlık yaratıp sonra da bütün kainatı zehir edip, kainattaki en zehirli hareketleri ona yaptırtıp sonra da onu hesap sormadan, ona bunun faturasını çıkarmadan, zalimlere zulmünü ödetmeden, mazlumlara da mükafatlarını vermeden onları haritadan silseydi bu abes bir şey olurdu. Allah'ın hikmetine de terstir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarına da, yani dine de terstir. Mantıksız bir iştir, gereksiz bir iştir. Evet, istikbal bu davaların bir kısmını tasfiye edecektir. Fakat tamamı tasfiyesi ise ahirette görülecektir. Tasfiye, saflaştırma eylemi. Bu saflaştırmanın bir kısmı dünyada yapılacaktır. Dünyevi azaplarla yapılacaktır. Bir kısmı da uhrevi, daha geniş bir kısmı. Uhrevi azaplarla yapılacaktır ve şerler artık hayırlar karşısında ki varlığını kaybetmiş olacaktır. Şöyle, eşhası kat-ı nazar, yani şahısları saymazsak, nev'i ve umumi hüsün ve hakkın meydanı galebesi istikbaldir. Yani şahısları saymazsak, kötü şahıslar her zaman olabilir, şerli şahıslar kıyamete kadar hep varlığını koruyabilir. Bütün insanlar aynı anda hayırlı ve takvalı müttaki olmaz. Ama şahısları saymazsak, nev'i ve umumi hüsün, yani genel, insanlık geneli, insanlığın bütünlüğü ve hakkın meydanı galebesi istikbaldir. Yani yeryüzünde uzun bir maç oynanıyor. Son dakikalara giriyoruz. Bu son dakikalara kadar bir mağlubiyet var aslında. Şerlerin galibiyeti, zulümlerin bir galibiyeti var. Ama 90. dakika, ya maç bitmedi sonuç itibariyle, bu 90. dakikada da bir galibiyet golü gelse ve maç sonuçta 90'da biterse, bir daha da o maç aynı şekliyle oynanmayacaksa, bu sonsuza kadar bir galibiyet demektir. Yani 89 dakika mağlup yaşarsınız ama bir dakika içinde öne geçersiniz,
Ama maçtan sonra şunu demezler. 89 dakika boyunca mağlup olana mağlup diyoruz demezler. Sonra 90. dakikada galip olana galip derler. İnsanlığın da böyle bir öyküsü var. Buraya kadar geliyor. Ahir zamanda bir parlama, bir nurlanma, bir aydınlanma asrıyla beraber aslında dünyada da, dünya tarihinde de galip olan gene hayırlar olarak bu sahne burada böyle kapanıyor. Ama ne dedi başta? Eşhastan kat nazar. Yani birebir şahısları baz almazsak, yani ferdiyetleri, fertleri, bireyleri baz almazsak toplumların ana yüzü, ana ekranına baktığımız zaman bu parlayan nurları ahir zamanda göreceğiz. Biz ölsek milletimiz bakidir. 40 sene ile razı değiliz, en ekal 1000 sene galebe isteriz. Lakin hem şahsi, hem umumi, hem cüz'i, hem külli olan hüsn, hak ve hayır ve kemalin meydanı galebesi ve mahkeme-i kübrası ve beşeri sair ihvanı olan kainat-ı muntazama gibi tanzim ve istidadıyla mütenasip tecziye ve mükafat veren yalnız dar-ı ahirettir. Şimdi bir de dar-ı ahirete geliyoruz. Oradaki tasvir çok ilginç. Sair, beşeri sair ihvanı olan kainat-ı muntazama gibi tanzim. Şimdi kainat-ı muntazama, sistemli kainat. Kainat sistemi ne kadar düzenliyse beşer de bu kardeşi olan kainat. Yani kainatla kardeş aslında. Dar-ı ahirette, ahiret yurdunda, kainatta ne kadar bir muhteşemlik, ne kadar bir ahenk, ne kadar bir düzen ve denge varsa onun kardeşi olan insanda da o kadar bir düzen, o kadar bir denge, o kadar bir ahenk olacak. İnsan ahlakında da öyle olacak. Ahlakında hiçbir bozukluk olmayacak. Yalnız dar-ı ahirettir. Zira onda hak ve adaleti mahza tecelli edecektir. Evet, bu dar dünya beşerin cevherinde mündemiş olan istidadat-ı gayr-ı mahduda ve ebed için mahluk olan müyulat ve arzularının sümbüllenmesine müsait değildir. Bu dünya insanın potansiyellerinin, meyillerinin inkişaf etmesine yeterli değildir. Beslemek ve terbiye için başka aleme gönderilecektir. Biz burada besleniyoruz, büyüyoruz, zannediyoruz ama bu çok sembolik bir beslenme ve büyüme. Biz burada hakiki insan olma yoluna girmeye çalışıyoruz ama bu da sembolik bir hakiki insan. Bu ahiretin hakiki insanın yanında gölge kalabilecek bir hakiki insan. Bu fidan örneği gibi düşünebiliriz. Bir fidan önce hakiki toprağında değil de bir paket içerisinde küçük bir toprakta birazcık büyütülüyor. Çok az büyütülüyor. Ondan sonra ormana götürülüp dikiliyor. O dikilen fidan aslında ahiret gibi düşünülebilir. Yani insan burada çok... En kamil insan bile kendimiz için söyleyelim, peygamberleri saymasak, kendi arş-ı kemalatı gene dünyevi bir varlık olmasıyla sınırlı. Biraz büyüyor, besleniyor, orada bir şüphe yok ama hakiki duygularının inkişafı ancak dar-ı ahirette olacaktır. İnsanın cevheri büyüktür, mahiyeti aliyedir, cinayeti dahi azimdir, intizamı da mühimdir, sair kainata benzemez, intizamsız olamaz. İnsan öyle bir varlık ki, İntizamsız, dengesiz, ahenksiz, ölçüsüz, başıboş bırakılabilecek bir varlık değildir. Kainattaki intizamsızlığa da benzemez insanın intizamsızlığı. Çünkü onlar şuur sahibi olmayan pek çok varlıktan bahsediyoruz. İnsan öyle değil. Evet, ebede namzet olan büyüktür. Mühmel kalamaz, abes olamaz. Fenayı mutlakla mahkum olamaz. Ademi sırfa kaçamaz. Cehennem ağzını cennet dahi avuşu nazen daranesini açıp bekliyorlar. İnsan acaba ne kadar önemli bir varlık? Bir varlığın önemini onu bekleyenler kim? Ona göre ölçebiliriz. İnsanı kim bekliyor? Cehennem bekliyor. İnsanı cehennem bekliyor. Ağzını açmış bekliyor. Nerede bu insan diye. İnsanı cennet bekliyor. O da kucağını açmış bekliyor. İnsan böyle önemli bir varlık. İnsanın intizamsızlığı, insanın sebebiyet verdiği şerler, kötülükler, düzensizlikler, haksızlıklar kendi cisminin küçüklüğüne göre değil, kainat büyüklüğünde bir değer veya değersizliği var. Kainat ne kadar intizamlıysa, kanunlar ne kadar sapmaz birer ibre ise, doğru Müslümanlardan beklenen şey de Cenab-ı Hakk'ın verdiği emirleri öyle milimi milimine yaşamak ve kainatın hukukuna bu noktada girmemek, kainattaki düzenin benzerini kendi içerisinde yaşamak ve ahir zamanda da böyle bir dönem geleceğini Üstad Hazretleri müjdeliyor. İnşallah biz de o dönemin insanlarından oluruz. Orada biz de kendimizi inşallah düzeltiriz o vesileyle.